Evet dostlar herkese merhabalar. Hayırlı geceler diliyorum sizlere. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi Twitter'dan hisse analizi yapalım dedik. E, Hisselerinizi yazın dedik. Hisseler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Maşallah gecenin bu vaktinde uyumayan dostlarımız hala mevcuttur. Bunları teker teker inşallah e, dilimiz döndüğünce e, yanıtlayacağız birçok hisseyi. Öncelikle e, Sanko ve Peker Gayrimenkulli'ye. ...başlamak istiyorum. Dostlar bu hisseyi... E, ...biliyorsunuz ki daha önce... ...sürekli Twitter'dan... E, ...ekran görüntüsünü atıyordum... ...kırpıyordum hisseyi. Çünkü gerçekten grafik anlamda... ...muazzam bir hisse olduğunu söylemiştim. 7.40'lardan beri... ...takipteyiz bu hisseyi. 13-12 TL... ...yani bu... E, ...13 TL ben minimal... ...düzeyde çiziyorum arkadaşlar. 12 TL'ler... ...hedef verdik... E, ...şeyde paylaşırken, Twitter'dan paylaşırken... Ee, bakın arkadaşlar şu an 8.40'lar 9.40'lar bu ise için bir hedefti. Hedef niteliği taşıyordu. Bunlar işte kısa vade işte bakın bu görmüş olduğunuz elipsin içindeki desenlerin kısa vade hedefler olduğunu anlatmaya gerek yok herhalde. Buradaki desenin hedefi 9.40'lardı. Şuradaki desenin hedefi 10.50'lerdi. İkisi de gerçekleşti. Her gerçekleşen hedefte bir geri çekilme, bir pullback hareketi ondan sonra da tekrar yoluna devam edip e, ikinci hedefe doğru e, yoluna devam etti arkadaşlar. 10.50'de de hisse gördü. Hatta 10.50'nin üstüne de attı. 10.60'ları gördü. 10.60'lardan sonra hisse geri çekilmeye attı kendini. E, bu da güzel bir şey. Kademeli bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Cezayememek için çok da olumlu e, bir hareket. Her hissede geri çekilme olur arkadaşlar. Bu hissede de geri çekilmesi nereye kadar? Senin takip edeceğin aralık 9.40'lar 9.40'lara kadar 9.50'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Burada da bir pull pullback hareketiyle yoluna devam etmek isteye ...cektir arkadaşlar ya da isteyebilir onu söyleyeyim. Bakın burada nasıl hedefini gerçekleştirdiyse burada bir geri çekilme ondan sonra tekrar burayı kırdı geçti yoluna devam etti. Burada da buradaki direnci kıramadı arkadaşlar geri çekilme hareketi yapıp sonra tekrar yoluna devam edecektir. Ee, uzun vade hedefi olan 12 TL'ler 13 TL'leri gerçekleştirmek için. Ee, yoluna devam edecektir. Bu süreç e, sabır işidir arkadaşlar. Sabırlı olan insan her zaman her yerde X hissesinde Y hissesinde para kazanır. Nerede alım yaptığın, nerede satış yaptın çok önemlidir. O yüzden bir hissede gün içerisinde al sat mantığıyla yaklaşmamak gerekiyor. Hisseye yatırım yapacaksan yatırım gözüyle bakman gerekiyor. O yüzden borsa gerçekten en güvenli, en... E, sevdiğimiz yerlerden bir tanesidir. Yatırım amaçlı gerçekten de böyle para kazanmak isteyen insanlar zaten borsaya yöneldiler. Ee, gördüğünüz gibi son 10 yılın en ee, büyük hacmiyle insanlar artık deli gibi borsaya yatırım yapıyorlar. Küçük yatırımcından tut büyük yatırımcısına kadar, iş adamlarından tut normal çalışan bizim gibi insanlara kadar herkes borsaya yöneldi. Bu da güzel bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar Sanko'nun geri çekilme hareketidir. Bunlar. Ee, bir de şey var arkadaşlar. Ee, bu hissenin bir ee, güzel tarafı da şimdi bazıları ee, buna çok dikkat etmemiş olabilir. Patron ee, lot, hisse yükselince lotları satar. Ee, hisse çok düşünce de lot almaya çalışır. Hisseyi dengede tutmaya çalışıyor. Yani bunun mantığı nedir arkadaşlar? Bu hisseyi 18 ocağa taşımak istiyor. Yani böyle ceza yemeden 18 ocağa taşımak istiyor. Peki hocam bu 18 ocak nedir? Yani bu 18 ocak, 18 ocak, 18 ocak diye tutturdun, durdun. 18 ocakta ne oluyor bu ise? Ana pazarda işlem görecek. Ana pazarda işlem gördüğü için göreceği için hisse artık Allah ne verdiyse gidebilme ihtimali yüksektir. Tabii ki bu burası borsadır. Kesinlik hiçbir şekilde işlemez. Dediğimiz gibi arkadaşlar e, burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Tamamen teknik analizin hedeflerini veriyoruz. E, yani başka da ekstradan bir şey söylemeye gerek yok bu ise için. Ee, sadece 18 Ocak'ta bu hissenin daha güzel yerlere gelebileceğine inanıyorum. Ee, 2x'ler sabredenler 2x'leri görebilir. Yani 7 TL'lerde alım yapanlar 14 TL'ler 15 TL'ler o süre zarfı e, dışında artık yeni bir serüven başlayabilir bu ise de. Biz her zaman olduğumuz gibi minimal düzeyde e, çiziyoruz. Bakın bunlar kademeli şekilde teker teker hedefini buldu. Şuradaki hedefte elbet bir gün gerçekleşmek İsteyecektir çünkü bu adam buraya eğer bir yıllık süre zarfı içerisinde en ince ayrısına kadar inişli çıkışlı şekilleriyle yaptıysa yukarıdaki hedefleri baz alarak yapmıştır. Yani bir yıldır buradaki direnci kırmadı ama gördüğünüz gibi geçen hafta hatta 16 Aralık'ta buradaki direnci kırıp yukarı. Çok güzel hareketlerde bulundu geri çekilmesi olabilir geri çekilmekten hiçbir şekilde korkmamanız gerekiyor bu sizin güvenliğiniz açısından da iyidir çünkü hisse neler yapabileceğini anlamanız gerekiyor her hisse için. Onu söyleyeyim. Şimdi Peker Gayrimenkul'e gelelim. Peker gayrimenkulu de soran dostlarımız var. Biliyorsunuz ki bu ise daha önce 3 TL hedef vermiştik. 3 TL hedefi gerçekleştirdi. Daha önce Sanko'da da söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar bu desenleri de insanlar çiziyor. Senin benim gibi insanlar çiziyor. Bakın gönlükten muazzam bir hacim var. Bakın. Muazzam bir hacim var ama saatliğe bakacak olursak bir günde yani bugün inanılmaz bir satışla karşı karşıya gelmiş bulunmakta yatırımcılarımız. Şimdi hocam ne oldu ne bite? Ee, şimdi arkadaşlar bu hissenin geri çekilmesi 2.60'lara kadar geri çekilme yaşayabilir. Formasyon anlamında teknik anlamında olumludur. Teknik anlamında bunlar beklenilebilir hareketlerdir. Her türlü 2.60'a kadar geri çekilme yapabilir. Sen stop loss'unu 2.60'ın altına koyacaksın. Eğer ki bu bir düzeltme hareketi değil de bir formasyon hareketi ise yani yeni bir desen çizme hareketi ise ki bu da olur. Yani tatacı yok ben şu an buradaki seviyeleri taşımak istemiyorum. Biraz formasyon yapıp tekrar yukarı çıkartmak istiyorum derse. Tekrar aynı şekilde burada bir formasyon hareketi yapıp sonra buradaki vermiş olduğumuz hedefleri pardon e, gerçekleştirmek için hisseyi yola sokacaktır. Muazzam bir hacim oldu arkadaşlar 2 gündür 3 gündür De deli gibi alımlar yapıldı yani deli gibi derinliğe bakmış olsanız anlardınız yani 32 milyonlar 60 milyonlar havada uçuştu yani arkadaşlar bunlar lottan bahsediyorum para biriminden bahsetmiyorum. Yani deli gibi alımlar yapıldı. Yani 100 milyonlar, 100 milyon TL'ler, 200 milyon TL'ler havada uçuştu. Bir gün içerisinde deli gibi bir operasyon yapıldı hisseye. Teknik anlamda arkadaşlar teknik anlamda bir sıkıntısı yok henüz. Yani 2.60'lara kadar bir geri çekilme olabilir büyük ihtimalle yarın tekrar bir düşüş. E, beklenilebilir Çünkü teknik olarak e, Büyük ihtimalle düşüş gelebileceğinden yana yani eksiyle açar belki Artıyla kapatır mı onu bilmiyorum e, Yapmaya da bilir teknik olarak e, Negatif yön Daha bir Ön plandadır ama muazzam bir hacim Gelir alış alıcılar tekrar Girer e, mal toplamaya Çalışırlar patronlar şunlar Panik satışlara e, Neden olmuştur bazı şeyler insanlar Satmıştır bilme onların lotlarını almak isteyebilir. O konuda da bir şey diyemem ama teknik anlamda e söyleyeceğim şeylerden bir tanesi 2.60'a kadar geri çekilme hareketi yapabilir. Bir satış baskısıyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani 2.60'lar çok önemli yer. Yani bakın e burada e MA 50'miz e, ee, tamam Milan buradadır. 2.60'lardadır. Ee, zaten desteğimiz de buradadır. Buranın altına hiçbir şekilde düşmemesi gerekiyor. Buranın altıyla stop loss'la bekleyebilirsiniz. Yani biz buraya dedik diye mutlaka gelecek diye bir şey de yok. Gelmeye de bilir. Ama teknik olarak 2.60'a kadar da geri çekilmeler olabilir. Buradan yoluna tekrar devam eder. her hisse hedefini gerçekleştiği zaman normal şartlarda düzeltmeye girmesi gerekiyor. Öbür türlüsü düzeltmeye girmeyip tavan tavan giderse taban 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 düşer. Bir daha da kolay kolay kalkmaz, kalkmayabilir. Ama kaldırmak isteyenler her türlü kaldırırlar o hisseyi de. Bu arada dostlar bir bakalım şimdi tekrar şeyleriniz, yorumlarınız geldi. Hey maşallah 40 dakikada 145 gecenin bu vaktinde. Şimdi tek tuya da bir bakalım. Tek tu. Bu hisseyi çizmişiz. Ne demişiz bu ise? Evet güzel olumlu görmüşüz. Demişiz ki arkadaşlar yükselen bir kanalın içi, içindedir. 1.81'e kadar önlem alacaksınız. Burada zaten EMA eline 50'ye gelmiş bulunmaktadır. 1.85'lere 1.86'lara kadar gelmiş. Çok da böyle olumsuz bir hava yok. Bir formasyon çizme derdindedir. Şu formasyonun hedefi bakın arkadaşlar 2.25'ler ve 3 TL'ler buradaki hedeftir. E bu hisse 1.44'lerden bilirim. Yani 1.44'lerdeyken biz bu hisseyi biliriz siz de bilirsiniz yakın bir e, zaman dilimi içerisinde şuradaki hareketleri yaparak 2 telenin üstüne gitmiştir. Olabilir düzeltme yapar yapa gider. E, inişli çıkışlı yapar bir şekilde bir şeyler yaparak e yoluna devam edecektir. Uzun vade hedefi 3 TL'lerdir arkadaşlar. E, uzun vade şimdi burada hedef verdim diye direktmen gidecek diye bir şey yok. aşağıda e, aşağı da gelir yukarı da gelir tekrar şuradaki hedefe gider. Geri dönüşüm yapar. Tekrar burada bir formasyon hazırlığı içerisinde olur. Yani bir pullback hareketiyle tekrar yoluna devam edebilme ihtimali var. İpek çok soruyorlar. İpek'e bir bakalım. İpek neymiş İpek sen nesin? Evet bu o oh, bakın hedef vermişiz. 13 21'leri vermişiz. Ee, formasyon hedefiymiş. Ee, tamamilen hedefini gerçekleştirmiş bulunmaktır. Ulan bu saatten sonra bu ise var ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bu saatten sonra bak ben bunu takip etmemiştim. Bunun bir öncesini sonrasını paylaşmak gerekiyor ya. Bakın ya şu kanal boyu kadar bir yükseliş beklenilebilir. Söyleyeyim size formasyon hedefi yani burada muazzam da bir hacim gelmiş açıkçasını söylemek gerekirse bu ise yani tavan serilerine başlayabilme ihtimali de var onu da söyleyeyim abime. yani 15 66'lara kadar gidebilecek bir hedefi var. Daha fazla yapabilir mi? Yapabilir. Her türlü yapabilir. ama formasyon hedefi 16 60'lar o pardon 15 60'lar, 15 70'ler olarak aklında kalabilir. Ee, Sedat Bey yani 15-60'lar 15-70'ler e, hedef niteliğindedir. Gidebilecek bir performansıdır. Demiş olduğumuz gibi arkadaşlar şu kanal bandında takip etmişseniz bilseyi, zaten kazançlı olmuşsunuzdur. Daha da kazanmak için e, yola devam edebilir. Ama şurası 13-20'nin üstünde kaldığı sürece hedef 15 15.70'lerdir arkadaşlar. Onu da ben size söyleyeyim. Yarın öbürsü gün şey yapmayın. Cemtaş hareketliydi hocam. Size zahmet analiz yapar mısınız? Cemtaş e, bakalım tabii ki. O da bizim hisselerimizden bir tanesiydi. E, bakın işte bak. Bu grafiği herkes Twitter aleminde olan her insan bu hisseyi grafiğini görmüştür. Çünkü 7-24 hisseyi Paylaşmıştım, paylaşmıştım, paylaşmıştım. Ee, ekranı kırarak paylaşmıştım. Pusucu hissesi olduğunu söylemiştim. Bakın arkadaşlar, biz e, bu hisseyi buralardayken paylaştık büyük ihtimalle. Hatta şöyle bir bakalım, emin olalım. Yalan yanlış bilgiler vermeyelim. Şimdi be, burada ipek var mıydı? Burada yok. İpek ee, diyorum ya. Cem taş. Birinci paylaşım. Bu değil. Bu mu? Bu değil. Cemtaş. taş. taş neredesin sen ya? Burada evet. 15-20 ilerideyken paylaşmışız. Bu büyük ihtimalle daha geç paylaşmışız. Yani burada e, katıl butonuna basan dostlarımız vardır mutlaka. illaki vardır. E, orada zaten hisselerimizi e, paylaşmışızdır. Hatta şöyle bir bakalım. Orada bir görebilelim. Belki görürüz. Öyle tahmin ediyorum ama nasıl göreceğiz? Eee... Bunu nereden göreceğiz? Oynatma listelerinde mi? A topluluk mu acaba? Hani bir şekilde arkadaşlar var. Intem, Nugio, işte Cemtaş. Ama paylaşmışız arkadaşlar bir şekilde. Ee, olası hedef fiyatı 18-19 TL'ler olduğunu söylemişiz. bir şekilde bir şeyler söylemişiz bu hisselere bakın birinci hedef 16 TL'ler bir önceki video'mu YouTube'da izleyebilirsiniz orada videoyu paylaşmışım arkadaşlar cem taşla ilgili güzel de bir hacim geldi ise 16 TL'ler 1660'lar bunlar kısa vade hedefleri olduğunu söylemiştik bu hisse için uzun vade hedefi ise 1870'ler olduğunu dile getirdik. Zaten dedik ki arkadaşlar burada hacimli bir şekilde 16 ya da 16 60'ları aşar ise 16 60 17 olur. 17'de böyle bir pull pull back hareketi yapıp yapıp 16 TL'lere gelip buradan tekrar yoluna devam etme ihtimali de var ama normal şartlarda ee, bu hissenin hedefi 18.74'lerdir. Onu da söyleyelim sizlere. Güzel de bir e, hedefi olduğunu söylemiştik. Daha önceki zamanlar içerisinde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani. Hani nokta atışı bile demiyorum artık. Seçim sizindir. Ee, Reis, Hayri, Zülge, Semtaş, İpek. Bunun üçsüne de baktım. Hadi gene iyisin. Pek ne olur. Teşekkürler. Onlara da baktık ee, dostlar. E, şimdi durdu. Bakar mısınız? Tabii bir durduya bakmadan önce şeye bakalım arkadaşlar. Çok böyle mesajlar geliyor. Can Hocam dedi ki, "Verdiğiniz hedef gerçekleşti. 300 TL hedef tam gerçekleşti. Ondan sonra hisse düşmeye başladı." Şimdi bu grafiği hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Nokta atışı mı değil mi karar size aittir. Bir önceki videomu izleyebilirsiniz. yani hisse neredeyken 300 TL hedef verdik ve nedense 300 TL'yi görüp 306 TL hedef vermişiz. 306 TL, 307 TL görüp aşağı düştü. Ee, görmüş yani ekstradan bir şey söylemeye gerek yok. Bu ise için ekstradan uçuşu çok yakın dedik ve uçtu yani. Bu ise uçtu, 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 uçuyor da. Şimdi arkadaşlar 306 TL hedefimizi gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. Hocam şimdi yeni teknik analizini yapar mısınız dersen hemen bunu silerim. Neden? Çünkü bakın bu, bu, bu zaten sonraki e, teknik analiz tamamı ile bir önceki hedefleri, destekleri, dirençleri görmeyebilir. Yani bu tür şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü yeni düzenlemeler geliyor. Hisse adam yeni şeyler yapmaya çalışıyor. Onları öncelikle bir anlamak gerekiyor. E, bu da çok da önemli bir şey. Şimdi dostlar şuradan e, bizim bir Destek anlamında yani daha önce buradayken direncimiz vardı şuradaki formasyon. Ee, biz buradaki formasyonun hedefi 300 TL'ler olduğunu söyledik. Burada e, bir direncimiz olduğunu yani şuradaki hedef bizim için bir direnç oldu. Yani grafik okuma senin takip ettiğin e, bizi taklit eden insanların bunu bilmesi imkansız gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani adamlar böyle saçma sapan ancak konuşurlar. Hocam peki bu ise nereye kadar geri çekilebilir? Bir varsayımdır. Bakın bir varsayımdır. Biz normal şartlarda buraya da destek atarız. Bu bir. İkincisi bu e, EMA 50'miz dediğimiz kısım yani buraya kadar bir düşüş gerçekleşebilme ihtimali yüksektir. Gelmeye ama sen e, şimdi yine 306 TL.5'i Yapacağız arkadaşlar Sen bunu 306 TL 5 olarak Anla e, Aşağı gelebilecek seviyelerinden bir tanesi şurasıdır Hani e, Bunları her zaman illa bunu çizdik diye gelecek bir şey yok Eğer ki buranın altına da sarkarsa Zaten buranın altı stop lossla beklemen gerekir de e, Ben yine sana destek anlamda e, Söyleyeceğim sen yine anla gelir gelmez bilmiyorum. Şimdi hisse anlamında arkadaşlar hisse e, hacim olarak çok da kötü bir seviyede değildir. Yani bugünkü hacim çok da böyle muazzam kötü bir hacim değildir. Satış baskısı yemiş mi? Yememiş. Normal seyirde ne alım olmuş ne satım olmuş böyle birbirini dengelemiş ama bu hisseyi de düşürmemiş yükseltmemiş de. Öyle anla sen bu hisseyi. E, şimdi hocam peki bu hisse. Ee, bana öyle bir şey söyle ki bak bana öyle bir şey söyle ki ben 5 ay 6 ay boyunca bu ise ya da belki de 1 yıl sonra ben bu hisseye dönüp bakayım diyeyim ki aa evet bu hisse hedef gerçekleşti. Şimdi e, bunlar kademeli bir şekildedir arkadaşlar. Yani kademeli bir şekilde bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Hisse şu an düzeltmede mi? Evet. Peki bu hissenin aşağı düşme ihtimali var mı? Var. yazmış olduğumuz gibi 260 TL'ye kadar geri çekilebilir. Ya biz bu hisseyi Allah aşkına yani 180 TL'lerde paylaştık. 167 TL'lerde paylaşınca siz yani bilmiyorum neredeydiniz. Yani neredesiniz bilmiyorum. Yani bazı şeyleri artık konuşma zamanı geldi. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir formasyon hareketi oluşturabilir. Şimdi burada daha bir yolun başındadır. Herhangi bir formasyon hareketi yok. Peki hocam formasyon hareketi yok. Eyvallah. Ben de senin videolarını izleyerek bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hakikaten bir formasyon hareketi yok. Peki formasyon hareketi e, yok derken e, hedefte yok mu anlamına geliyor? Hayır değil. Şimdi hocam bana bir hedef verebilir misin diyecek olursan. Bakın biz normal şartlarda teknik analizciler yani böyle gerçekten bu işin tekniğini yapmış insanlar şöyle bir hareket yaparlar bu işin tekniğini çizen ya tekniğini bilen insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar resim çizme ile ilgili bir şeyler dur kafamdan uyduracağım şeyler değildir. Anlatabiliyor muyum? Ben her seferinde söylüyorum arkadaşlar bazı insanlar öyle saçma diyorlar ki yani halka açık bir şekilde yorum yaptığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için adam o kadar güzel uyduruyor ki uydurmaya çalışıyor ki hani biz yemeyiz. Biz yemeyiz. Ama e, küçük yatırımcı kardeşlerim onun onu öyle bir popolar. Onlar öyle bir popolar. Hocam çok iyisiniz şuydur budur. E, ben bu işe 600 TL hedef versem her ben e, beni göğe çıkarırsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani otur şeylere gerek yok. E, şimdi burada şimdi bu, bu, bu direkt ben buraya gidecek anlamında diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bu formasyon tamamlar düzeltmesini bitirir. E, belli bir şekle bürünür güzel de bir hacim gelir ise 350 TL gibi bir hedefi vardır. 350 TL gibi bir hedefi vardır. Bu hedefte ileriki zaman dilimi içerisinde gerçekleşme ihtimali çok yüksektir. Kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar burada büyük ihtimalle benim ee... Bu enginsiz tecrübelerime dayanarak burada bir flama görüntüsü de olabilir e, bayrak görüntüsü olabilir e, yani yapar e, olabilir derken yani bunu bir hafta sonra iki hafta sonra baktığımda böyle bir şekil çizip ya da böyle alçalan daralan bir takoz ya da ne bileyim bir üçgen formasyonu e, çizebilir Çiz, yani şekil odur yani biz bu adamın Hatacı, ya bu hisseyi affedersiniz yani uzun zamandan beri takip ediyoruz. O yüzden adam neler yapabileceğini az çok tahmin edebilme ihtimaline sahibiz. Ee, o yüzden e, ya şuradaki hedefe odaklanın. Bilme ihtimaliniz var ama düzeltme yaparak. Yeni yatırımcılar ne yapacaktır? Yeni yatırımcılar e, 260 seviyelerini her zaman güzetmesi gerekiyor. İçinde olan insanlar da burayı güzetmesi gerekiyor. E, elinizden çıkartın ya da alın ya da satın diye bir tavsiye vermiyorum. Sadece e, bir e, teknik anlamında yaptığımız e, analizlerin e, hedefleridir bunlar. Yani benim uydurduğum şeyler değildir. Şöyle bunun ekolüsü var e, Marshall. Şimdi Marshall'a da bir bakalım. Hocam dedi e, ne olur ne biter? Bir şeyler olur mu? Bir şeyler olmaz mı? Arkadaşlar 380 TL hedefi vardır. Biz daha önce de paylaştık. Dedik ki arkadaşlar burada bir geri çekilme hareketi olabilir. Hatta bu geri çekilmeyi biraz daha da e, aşağıda bekliyordum. Yapmadı. E, güzel e, hafif bir şekilde hacim de geldi. Böyle muazzam bir hacmi yok. Yani çok da büyük bir hacime sahip değildir. Bu ise bir de yani ne pazarıdır işte biyop bu piyasa öncesi pazarı mıdır nedir orada görev yapıyor. Hatta bunlar bir sıkıntılar da yaşadılar. Yani kottan düşme, kottan çıkma. E, şeyleri de vardı Ç çıkar mı çıkmaz mı biz onu pek bilmiyoruz yani çıkabilir çıkmayabilir. Çıkarsa yatırı içindeki yatırımcılar zarar görür mü görmez mi? E, o sizin bileceğiniz iş. Biz tamamen işin teknizindeyiz, e, işin teknik kısmındayız. Bu ise koddan çıkarsa paralarınız da gidebilir. E, i̇ade de edebilirler. Biz oraya karışmayız arkadaşlar. Biz tekniğimizi paylaşırız. Yarın öbürsü gün kottan çıkar ise e, şaşmayın çünkü öyle duyumlar vardı. Hatta açıklamaları falan vardı. Onu takip sizin takip ede etmeniz gerekiyor. Şimdi teknik olarak 282 TL bakın 282 TL ve 458'ler yani 460 TL'leri teknik olarak olumludur. Biz nasıl ki e, jantı gördük. Bakın hemen bir geri dönüşüm yapalım. Şuradayken e, buradaki hedefleri verdik. Şuradaki hedefleri verdiksek e, aynı şeyler şu an e, jant içinde. tabi bunu hemen yap, yaptı diye demiyoruz arkadaşlar hemen yapacak diye de demiyoruz e, biz buradaki e, hedefi verirken yukarıdaki hedefi verirken bizi yaklaşık 2 hafta 3 hafta bekletti bu belki 1 ay bekletir belki bu hafta içerisinde yükselebilir onu da sizin takip etmeniz gerekiyor bu sabırla ilgili bir şeydir tamamıyla. Bakın teknik olarak aynı jantla ilgili, aynı jantla. Yani arkadaşlar bakın biz bu işe yıllarımızı verdik. Biz küçük çocukken e, teknik analizle uğraşıyorduk. Bakın elbet bir gün ee, bu videoya denk gelirsiniz. Bakın söylediğim şeyleri günlük bazda hiçbir şekilde düşünmeyin. Haftalık bazda da düşünmeyin. Biz teknik analiziz, Biz zaman aralığını bilemeyiz. Yani bir hisse paylaşır isek düşebilir kalkabilir. Ama hedef anlamında bir hedef verilmiş ise o hedef ee, yani anormal bir şey olmadığı sürece o hedefler teknik anlamda olumludur. Bakın şu an söylediğim şeyler bakın bir önceki videoda da aynı şeyleri söyledim. Tekrar da aynı şeyleri söyleyeceğim. 382 TL bak 380 da demiyorum 382 TL hedeftir. 368 TL buradaki formasyonun hedefidir. 380'a gelir. Bakın anlatmışım daha önceki videomda. Bakın burada biraz geri çekilir. Harbiden bakın buradan gelmiş. Tak buraya kadar değdirmiş. Sonra yukarı çıkmış. Dediğimiz şeylerin aynısı gerçekleşmiş. Bakın biz formasyonu biliriz. Biz deseni biliriz. Biz tahtacıyı biliriz. Tanırız. Belki bugün, belki yarın, belki yarından daha yakın. Belki yanımızda oturur, belki sahamızda oturur, belki görüştüğümüz insanlardır. Ee, tabii böyle bir şey idare etmiyorum. Kesinlikle öyle bir bağımız yok. Yani neler yapabileceğini tahmin edebiliyoruz anlamında söylüyorum. Ee, geri çekilme anlamında düşer ise bakın 277'ye kadar tekrar düşüş yaşayabilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Biz burayı boru olsun diye şey yapmadık. Hatta 277.6 düşüşler hacimli bir şekilde olur ise senin orada stop lossla beklemen gerekiyor. O zaman sıkıntılar gerçekleşebilir. Biz demiyoruz ki burada %100 gidecek diye bir şey yok. %100 olarak bu sefer tam tersinesi aşağı düşebilir. 120 TL'lere 140 TL'lere de gelebilir. Biz diyoruz ki arkadaşlar formasyon anlamda bir sıkıntı yok. Teknik olarak yönü şu an yukarı yönlü 382 TL'si muhakkak değmek isteyecektir buralara gelir ise burada tekrar bir düzeltme geri çekilme bir pullback artık siz her ne bok şey diyorsanız tekrar gelip burada biraz vakit geçirebilir, yapmaya da bilir, direktmen hedefine de gidebilir. Bunlar tamamıyla düşünmeniz gereken şeylerdir. Siz buraya deli gibi yatırım yapıyorsunuz. Siz her hisseye para koyuyorsunuz. Siz bugüne kadar deli gibi zarar etmişsiniz. Siz belki de bu şekilde düşünmediğiniz için büyük zararlar etmişsiniz. O yüzden sizin için sıkıntılar olabilir. Bir de bunların ekolisi abotlar arkadaşlar. Bir şekilde bunları çıkartayım. Hemen yeni videoya geçelim. Avot. Ya Allah. Şöyle bir nargile içelim. Şimdi dostlar. Daha önce bakın 7.28 TL desteğini çizdik. Dedi ki 7.28'in altına düşmediği sürece sıkıntı yok. Değmiş. Yukarı gitmiş. Dedi ki 8.36'nın üstüne çıkar ise yani şuradaki kanal bandının içerisine bilinçli olarak çizdik dedi ki şuradaki kanal bandı içerisine e, girer ise bakın şuradaki hedefler hala geçerli olur ve şu an olumlu sinyaller almaya başlıyoruz yavaş 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 bir şekilde gelmeye çalışıyor buraya e, alımlar yapıla yapıla her an bugün yarın öbürsü gün kendini buranın üstüne atabilir biraz zaman da harcayabilir sıkıntı değil sabır kazancı getirir sabırlı olmalısınız kesinlikle e, 8.30 hatta 8.40'ın üstüne hacimli bir şekilde atar ise 10 36'lar ve 12 60'lar hedef olur. Tabii ki bu önceliktir. 10 36'ları görecek, e, görmek isteyecektir. Gördükten sonra burada bir tekrar bir düzeltme hareketi ya da bir pullback hareketiyle 12 60'ları tekrar gidebilir. Şimdi bir de bunlar Merko vardı. Merkoya da bir bakalım. Şimdi Merko arkadaşlar şöyle bir bakalım. E, bölünmeye gittiği için arkadaşlar, bakın buradan e, bölünmeye girdi. E, bedelli sermaye artırımına gitmiş e, beyefendi Hazretleri O yüzden şu an için arkadaşlar e, günlükte herhangi bir grafik e, analiz teknik analiz çalışmaz e, saatliğe bakacak olursak saatliğe verebiliriz ama çok da böyle muazzam bir şey olur mu e, olmaz tamamen teknik analiz şu an itibariyle çalışmaz arkadaşlar. Ee, nedenini de biraz önce söylemiş olduğum gibi e, bedelli sermayeden dolayı hisse e, 7 TL'lerden işlem görmeye başladı. E, bu da e, dengeleri alt üst etmeye Çalışıldı, yani bir operasyon yapıldı. Zaten bunu da bilincinde olmanız gerekiyor. Bedelli sermayeler sürekli böyle sıkıntılar olur. Bedelli sermayeler onay aldıktan sonra ya böyle bir yükseliş ya da böyle düşüşler olabiliyor ve o yükseliş ve düşüşlerden sonra teknik analiz çalışamaz oluyor. Bakın burada hacim sıfır, hacim sıfır. Yani bu hisseye yani Böyle normal şartlarda muazzam bir hacim geliyor. Mehdi'de aslında çok da böyle olumsuz bir şey yok. Yavaş yavaş böyle bir olumlu e, sinyaller almaya çalışıyoruz. E, burada stokastiğimize de bakacak olursak böyle çok da böyle e, kötümser bir tablo yok. E, yani şu 20 bile 80 aralığı bir tehlike olmadığı yani şuralar arkadaşlar aşırı satın, şuralar aşırı alım, şuralar ise eşit bir şekilde gitmeye çalıştığını ifade ediyor bizlere. Öyle bir açıklama yapayım sizlere. Merko'da şu an için ekstradan bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Buralarda bir e, didinip dursun bakalım neler olacak, neler bitecek. Belki 5 TL'ler, belki 7 TL'ler, belki 10 TL'ler olur. Biz buraya ekstradan kendi yorumumuzu katamayız. Teknik analizin yapamayacağı şeyleri Bizim söylememiz biraz sıkıntılı olur. Sağdan soldan bu hisseyle ilgili teknik analiz yapmaya çalışan insanlar olur ise de çok da fazla itibar etmeyin. Çünkü onlar da emin olup ki ne, yapıla, ne olacağını bilemez. Biraz buralarda vakit geçirsin bakalım neler yapıyor. Biraz inişler çıkışlar olsun ki bir şekil olsun adamı tanıyalım bir adam ne yapmaya çalışıyor. Onu bir bilelim ondan sonra biz tekrar bakacağız. Tamam mı değerli dostlar bu videoyu burada sonlandırıyorum bir sonraki videoda görüşürüz